Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süt mısırı konservesi hazırlayacağız. Şöyle 6 adet mısırım var, yıkadım, iki uç kısmını kestim, hazırladım arkadaşlar bu şekilde. Evet, süt mısırlarımızı alırken iri taneli ve açık renk olmasına önem gösterirsek daha kolaylıkla mısırlarımızı taneleriz ve daha lezzetli konservelerimiz olur. Şöyle hemen kenara alayım mısırları. Kesmiş olduğum uç kısımlarından temizlemiş olduğum mısırlarım bunlar da. Hemen şöyle bir bıçak yardımıyla bir yol açalım mısırlarımızı kolay taneleyebilmek için. Mısırları yol açarken koçanından ayırmaya dikkat edelim. Mısırların ortasından batırıp çıkartırsak kolaylıkla zaten dökülecektir ama biz ne yapıyoruz? Koçanından ayırmaya dikkat ediyoruz. Hala bana abone değilseniz bu videodan sonra abone olarak destek verebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz. Bu işlemi yaparken dikkatli olursak arkadaşlar çok iyi olur. Elimizde bıçak var malum. Evet, ben şöyle mısırımın yolunu açtım. Şimdi tanelemeye geçiyorum. Hafiften bastırarak bütün mısırları bu şekilde taneleyelim. Mısırlarımızı iri taneli seçersek çok kolay dökülüyor arkadaşlar. Bazı aralarda küçükler de var, onlarda zorlanıyoruz. Şu an mısır bolken fazla fazla mısır konservelerimizi hazırlayabiliriz arkadaşlar. Evet, 5 tane mısırlarımızı taneledikten sonra son 6. mısırımızı da bir bıçak yardımıyla yine taneliyoruz arkadaşlar. Yine söylediğim gibi koçanına bıçağı denk getirerek ayırıyoruz. Taneliyoruz yani. Mısırlarımızı arkadaşlar bol bol hazırlayalım. Kışın pilavlarda, salatalarda, pizzalarda ve ismini sayamadığım birçok yiyeceğimizde kullanıyoruz. Bu şekilde hazırladığımızda kışın elimizin altında oluyor. Hem kendi hazırladığımız şeyler kendimizi daha mutlu ediyor diye düşünüyorum ben. En azından kendi adıma konuşursam ben kendi hazırladığım şeylerle daha mutlu oluyorum. İnşallah sizler de benim bu videomla birlikte mısırlarınızı hazırlarsınız ve kışlık hazırlıklarımıza da bu şekilde devam ederiz. Evet, bu şekilde taneliyorum arkadaşlar. Biraz küçük olanlar zorluyor ama yine ezmeden nazik nazik hareketlerle bastırarak hafiften bütün mısırları koçanından ayırıyoruz bu şekilde. Gerçekten aslında zevkli de oluyor yani bu şekilde ayıklamak. Ben göstermek amaçlı 6 tane mısırdan yaptım bugün arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen günlerde daha fazla mısır konservemi yapıp hazırlayacağım. Burada tekrar bu videomda da bana destek veren herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Değerli vaktinden ayırıp yoruma bir nokta kadar da olsa yazmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Videolarımı beğendiğiniz videolarımı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu sayede kanalımız hep birlikte yardımlarınızla daha da büyüyecektir arkadaşlar. Evet, mısırlarımı da taneledim. Çok az bir şey kaldı. Suyum da ocakta şimdi kaynıyor arkadaşlar.
Son mısırımı da taneleme işlemi bitirdikten sonra ocağımızın başına geçeceğiz. Kaynayan suyumuzun üzerine mısırlarımızı ekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz kolaylıkla mısırlarımız taneleniyor. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, küçük taneli mısırları kesinlikle tercih etmeyin. Defalarca söyledim belki bu videoda ama gerçekten küçük olan taneler insanı biraz zorluyor. Evet, taneleme işlemimiz bitti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi mısırlarımızla birlikte ocağımızın başına geçiyoruz. Evet, şimdi mısırlarımızı kaynayan suyun içerisine alıyoruz. Yeteri kadar su ekledim arkadaşlar ben. Çok fazla eklemeyelim ilk başta. Yetmezse sonra kaynar su ekleriz yine. Bu şekilde vitamini daha çok içerisinde kalır. Evet, şöyle bir kevgirli kaşık yardımıyla mısırlarımı tencereme alıyorum. Evet, zannedersem bu şekilde bayağı bir uzun sürecek. Dökmeden şöyle içerisine almaya çalışayım. Evet, bütün mısırları tencerenin içerisine aldık. Şöyle bir karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatalım. Orta ateşte, hafif açık bıraktım arkadaşlar taşmasın diye. Pişmeye bırakalım. Evet, mısırlarım tam 30 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim, pişmiş mi pişmemiş mi? Bunu ara ara yaparsanız daha sağlıklı. Evet, baktım biraz daha ihtiyacı var. Tekrar tenceremin kapağını yarım şekilde kapatıp pişmeye devam ediyoruz. Toplam 45 dakikanın sonunda kontrol ettim mısırlar arkadaşlar. Pişmiş şu anda mısırım çok güzel bir şekilde. Kavanozlama işlemine geçiyoruz. Evet, şöyle 200 ml'lik küçük kavanozları tercih ettim ben, porsiyonluk olsun şeklinde arkadaşlar. Şöyle cezve yardımıyla içerisine dolduruyorum. Tabii ki ilk olarak kavanozlarımı ve kapaklarımı kaynattım. Kapaklarınız arkadaşlar eski ise yenilemenizi öneriyorum. Yoksa konservelerimizde bozulmalar olur. Evet, bütün mısırları kavanozlara eşit bir şekilde alıyorum içerilerine. Mısırımızın suyu yeterli. Çok az bir suyu kalmış. Ondan da ekliyorum. Üzerine denk gelmezse kaynatmış olduğum sudan üzerlerine ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, ben 6 tane kavanozlayacağım. Geri kalanı da çocuklar için hazırlayacağım. Evet, şöyle bir kaşık yardımıyla hafiften bastırarak mısırları yerleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir bıçak veyahut da bir kaşığın arkasıyla da yine havasını alacağız mısırların da. Evet, bir bıçak yardımıyla konservemizin havasını alıyoruz. Bu işlemi bütün kavanozlara tekrarlıyoruz.
Hazır olan konservelerimizin üzerine birer çay kaşığı şeker ekliyoruz. Yani her kavanoz için bir çay kaşığı ekliyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Silme diyebilirim arkadaşlar. Çok fazla tepeli değil. Ve yine bu işlemi de bütün kavanozlara tekrarlıyoruz. Son olarak da kaynatmış olduğum sudan mısırların üzerine gelinceye kadar ekliyorum. Evet arkadaşlar, suyun mısırın üzerinde olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet, son olarak kapaklarımızın daha iyi kapanıp tutması için arkadaşlar kenarındaki ıslak nemli olan kısmı peçeteyle siliyorum. Kapaklarımızın kesinlikle sıfır olması gerekiyor arkadaşlar ve kaynamış olması gerekiyor. Yani dezenfekte etmemiz gerekiyor. Evet, şöyle çeviriyorum, bir bezle tuttum elim yanmasın diye arkadaşlar. Ve hemen kenara alıyorum. Yine diğer kavanozumda aynı işlemden geçiriyorum. Yine kapağını kapatıyorum ve sıkıştırıyorum. Evet, sıkıştırdığım kavanozları hemen şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer kalanlarını zaman kaybetmeden kapatıyorum. Evet, mısır konservelerimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde sabaha kadar bekleteceğim. Sabah karanlık, güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edeceğim. Evet, siz de mısırlarınızı bu şekilde saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtirseniz ben de sizler için çekmeye çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın.